Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde hoş geldin. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizin de soruları varsa mutlaka bizimle paylaşsınlar. Onları da yanıtlamaya çalışalım. Tabii ki Galatasaray'ın yarın bir maçı var. Artık Süper Lig'de e, tam gaz devam ederken Şampiyonlar Ligi'nde de bir yandan e, grup maçları devam ediyor. Manchester United'la da karşılaşacak. Hatta medya programı da belli olduğunun e, ama tabii ki önceliğimiz şu anda ilk maç olan Ankara Gücü maçı. Dilersen sen Galatasaray'ın şu anki son gelişmelerini aktar. Daha sonrasında böyle maç maçta gideriz. Tabii şimdi çok yoğun bir fikstürün içinden geçiyor Galatasaray. Bu öngörülen bir şeydi. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi ilerleyen dönemde buna Türkiye Kupası da dahil olacak. Burada milli araya kadar en baştaki açıklanan program yanılmıyorsam 7 gün 21 günde 7 maç gibi bir durumdu. 7 günde 21 maç diyecektim. Çok matematiğe uygun olmayan bir şey söyleyecektik. Şimdi onların ilki geride kaldı. Daha doğrusu ikisi geride kaldı. Geçen hafta Başakşehir deplasmanı, sonra Olimpiyat Stadı. Aslında böyle fikstüre baktığımızda İstanbul'da maçlar gibi gözükse de biraz Galatasaray adına zorlayıcı deplasmanlar. Özellikle olimpiyat stadındaki şartları da düşündüğümüzde yani zemin zaten çok konuşuldu. İstanbul spor maçında zeminin durumu gerçekten tatsızdı. Ha, Galatasaray buna rağmen çok zorlanmadı. Yani sonrasında işte Kerem'le Icardi'nin pozisyonu üzerinden bazı şeyler konuşuldu. Galatasaraylı oyuncular yeterince maçı ciddiye almadılar mı falan gibi böyle yine çok yüksek tondan, yüksek perdeden eleştiriler yapıldı. Yani Galatasaray sezona başladı, namalüp gidiyor. Ligde sadece bir tane puan kaybı var. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçını 2-0'dan geri gelip 2-2 ile bitirdi. Ama hep bir huzursuzluk, hep bir mutsuzluk var. Bunun ben yani önümüzdeki hafta Manchester maçı bir anda her şeyi değiştirebilir. Yani zaten Galatasaray'da her şey iyi gidiyor bu arada. Bunda bir problem yok da. insanların bakış açısı anlamında, insanların daha pozitif bakması açısından Manchester maçı biraz daha toparlayıcı olabilir. Yani gerçekten bu bu kadar negatifliğin gereği yok ama. Şimdi hep bunu konuşuyoruz. Şimdi eleştiri tabii ki olacak. Daha iyiye gitmesi için insanlar kötü gördükleri şeyleri söyleyecekler ama yani Galatasaray camiasında geçen sezonu şampiyon tamamlamış, rekorlar kırmış, derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış, şampiyonlar ligine katılım göstermiş ama yani işin gerçeği böyleyken özellikle sosyal medyada ya da zaman zaman geleneksel medyada da bambaşka bir gerçeklik yaşanıyor gibi böyle yani. Hep bir kaos, hep bir huzursuzluk, mutsuzluk Galatasaray. Ya ben sokakta mesela görüyorum çok tuhaf geliyor. İnsanlarla rast geliyoruz, sohbet ediyoruz taraftarlarla. Hep şunu söylüyorlar ya bu Galatasaray'ın hali ne olacak? Ya daha ne olabilir ki Galatasaray'ın hali zaten? 6 maç 16 puan, bir tane beraberlik var dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde beraberlikle başlanmış bir süreç. Onun öncesinde de 6 maçlık önereme sürecini kazasız belasız atlatmış bir Galatasaray. Şimdi Ankara gücü maçı var. Yine tabii ki maçın favorisi olarak çıkıyor Galatasaray. Dediğim gibi İstanbul spor maçında zaman zaman eleştiriler oldu ama ya biraz hayatın gerçeğinden çok kopmamak kopmadan bakmak gerekiyor. Bu maçlar sonuç alması gereken maçlar Galatasaray'ın. Oyun olarak da özellikle hazır olmadığını söylediğimiz hep hazır olmayan oyuncuların da her geçen gün oynadıkça kilometre yaptıkça daha iyiye gittiğini görüyoruz. Bence bu açıdan negatif bir durum yok. Ankara gücü maçında yine biraz daha rotasyon ve ideal kadro karışımı bir 11 sürecektir Okan Hoca sahaya. Tabi asıl sınav önümüzdeki hafta Manchester United deplasmanı. Herkes heyecanla orayı bekliyor. Evet, aslında sen de söylediğin yoğunda bir programım var. Biz de takip ediyor olacağız ve gelişmeleri de yine Futbol Plus'ta aktaracağız. İzleyicilerimizin soruları var. E, Hikmet Diler demiş ki, selam iyi yayınlar. Sizce Mustera Galatasaray'da Taferal gibi kaleci antrenörü olur mu? Teşekkürler. Cevaplarsanız sevinirim demiş. Biz de sana sormuş olalım. Mustera ile alakalı geleceğini nasıl görüyorsun? Valla Mustera ile ilgili daha henüz bir karar verilmedi geleceğiyle ilgili benim ama anladığım kadarıyla edindiğim bilgi gözlemim Muslera'nın Galatasaray'da futbol oynamaya devam etmek istediği şeklinde. E, tabii ki yönetim de bu konuyu değerlendirecek. Daha çok zaman var. Daha sezonun başındayız ve sezon sonunda bitiyor Fernando Muslera'nın sözleşmesi. Bu konuyla ilgili yani Muslera'nın da talebi tabii ki burada önemli olacak. Yönetim de iyisiyle kötüsüyle her şeye bakacak ve bir karar verilecek ama benim gördüğüm özellikle oyuncu tarafından gördüğüm Muslera Galatasaray'da devam etmek istiyor. Daha yani sezon sonunda futbolu bırakacak falan gibi bir şey pek söz konusu değil Muslera'nın. O yüzden bu kaleci antrenörü konusu biraz daha birkaç sene sonranın konusu gibi geliyor bana. Peki. Hemen bir başka izleyicimizin sorusunu ekrana getireceğim. Bu arada yeni katılan arkadaşlarımız da hoş geldiler. Onlar da yayınımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirler. Bir izleyicimiz demiş ki Endombele Galatasaray oyuncusu değil böyle giderse zaman zaman ilk transferlerin açılması biraz süre alıyor. Her zaman aslında bunu yaşayabiliyoruz sezon başlangıcında ama sen Endombele ile alakalı neler söylersin ki buna Zaha'yı, Ziya Yeşil'i de ekleyebiliriz. Çünkü gerçekten yeni transferlerin biraz zaman aldığını biliyoruz. Bir de sakatlıktan dönüyorsa bu süre biraz daha uzayabiliyor ama neler söylersin bu önemli yıldızlar hakkında? Yani Galatasaray oyuncusu değil cümlesi geçen seneden bu yana şu an kadroda olan birçok oyuncu için söylendi. Yani biz bunları çok fazla gördük. Yani bunları sürekli yani bu kadar yanlış tespit yapıp sürekli de tespit yapmaya devam etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Yani geçen seneden beri Icardi gelirken Icardi'ye gereksiz dendi. Mertens geldi, Mertens'in yaşı konuşuldu. Torreira ilk geldi bir iki maç ya bu adam herhalde olmayacak falan dendi. Sergio Oliveira için ilk başlarda yine ya işte temposu mu düşük falan hep böyle birkaç birkaç tane ezber yorum bütün sosyal medyayı ele geçiriyor maalesef. Herkes okuduğu tek bir cümlenin etkisinde kalarak çok da maç izlemeden ya da çok da irdelemeden arkasını o yorumların peşine takılıyor. Yani Endombele Galatasaray'ın oyuncusu değil diye bir yorum zaten. Ya yani bu bir yorum değil bu arada yani. İzleyicimiz kusura bakmasın ama Endombele şu an sadece hazır değil. Dediğim gibi geçen sene de birçok oyuncu içindendi. Bu sene de yani o kadar hadi geri gitmeyeyim. İnsanların şundan bence biraz artık ders çıkar. Yani bu insani bir şey yani bu biraz nasıl söyleyeyim böyle çok kırıcı olmak istemiyorum da. Yani çok temel bir insani durum yani insan sürekli bir şeylerle ilgili yanlış yorum yapıyorsa yanlış değerlendiriyorsa bir yerde bir frene basıp acaba ben yanlış yapıyor muyum diye bir düşünmesi gerekiyor. Yani Galatasaray tra bir transfer dönemi geçirdi. En kritik anlardan bir tanesi belki tabii ki çok önemli yıldızlar geldi ama Sanın Beşiktaş'a transfer olduğu gündü Galatasaray adına. O gün ben yazılan, çizilen şeyleri hatırlıyorum. Galatasaray yönetimine yani küfür edenler falan vardı. O zaten olabilir. Yani o izansızlığı onun üstüne konuşmaya çok gerek yok. Çok abuk subuk eleştiriler yapanlar vardı. İşte siz gittiniz, teteyi aldınız. Bu adamın kim olduğu belli değil. İşte Raşitsa gibi bir adam vardı niye almadınız bilmem ne falan diye. Ben o gün o yangının olduğu anda yani maç Galatasaray'ın maçı vardı o gün. Vilnius ee, maçı vardı. Yangının olduğu anlarda ben Erdem Bey'le konuştum telefonda. Yani durumu öğrenebilmek adına nedir ne değildir. Erdem Bey'e ulaştım. Çok yoğun bir çabanın ardından onlar da yoğun bir mesaidelerdi. Dedim ki... Sayın Erdem Timur böyle böyle bir durum yani zaten siz de durumun farkındasınız. Yani şu an taraftarın çok büyük bir tepkisi var. Taraftarın beklentisi yüksekti bu konuda. Yani bununla ilgili bir sizin bundan sonraki planınız nasıl olacaktı? Bundan sonra değil bizim zaten bu konuda bir planımız vardı. Ve önceliğimiz 10 numarada oynayabilen bir kanat oyuncusu almaktı dedi. Tarif ettiği oyuncu Hakim Ziyeş'ti. O gün itibariyle izin almadığım için yazamadım. Ama tanımını tarifini yazmıştım zaten. Ertesi günde Ziyeş transferi gerçekleşti.